Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere Dark Orbit'te hesaplarda yanlış yapılan bazı şeylerden bahsedeceğim. Ee, bu video fikrini bulalım yaklaşık bir ay önceydi. O zamanlar aklımda bir şeyler vardı ama şu anda e, belli başlı şeyler var. Eğer unutursam siz de yazabilirsiniz tabii ki. Evet bunlardan ilki e, lazer muhabbetiydi. Sürekli hani şu lazeri nereye koyayım ya da şu lazer mi daha iyi vesaireydi. E, i̇nsanların birçoğu lazerlerini yanlış koyuyorlar. Yani nasıl yanlış koyuyorlar? Atıyorum e, benim bir prom var bir de left atıyorum neyim olsun şuralara bir inelim. Left, left ördüm olsun mesela. Hani iki tane bende bu lazer var mesela. E, atıyorum ben bu left ördüm yoksa prom daha iyi olduğunu bilmiyorum. Hani hatta biliyorum ilk başta biliyorum musun yapalım. E, pro'nun daha iyi olduğunu biliyorum. Pro'yu ben gemime takıyorum. Bu yanlış. Bunu Droid'inize takmanız gerekiyor. Hani Droid'e takarsanız çok daha verim alırsınız. Çünkü bunun mesela etkisi artıyor. İşte verdiği hasar artıyor. Droid'iniz bile gelişmişse bunun farklı farklı hatta farklı farklı değil hasarı daha da fazla artıyor. Ben şu an full pro olduğum için hani fark etmez diye doldurdum işte. Hani çok fazla bir şey yapmadım. Normalde şu leveli yüksek olanları burada şu leveli düşük olanların yerine koymam gerekiyordu ki ben bunların hepsini 16'ya basacağım için çok da fazla uğraşmadım açıkçası. Left 4'ümün daha iyi olduğunu ya da pro'nun mu daha iyi olduğunu bilmeyen birisi için hani bunu araştırabiliyor tabii ki sorabiliyor sağa sola ve hangisinin iyi olduğunu hatta iyi lazerimi neye takayım diye çok fazla soru geliyordu. İyi lazerinizi kesinlikle droid'inize takın çünkü çok daha dediğim gibi fazla hasar vermenize neden olur. Aynı şekil e, lazerli şey e, jeneratörler için de geçerli bu tabii ki. Hani daha güçlü lazer jeneratörlerinizi siz droidlerinize koyun ki hani daha fazla bir kalkan alabilirsiniz. bilesiniz. E, bu sizin için daha iyi olacaktır. Bir de şöyle bir durum var. E, geliştirme muhabbetinde ilk neyi geliştireceğini bilmeyen arkadaşlar var. E, ilk geliştirmeniz gereken şeyler bence lazerleriniz değil. Yapmanız gereken droidlerinizin hepsini eee Geliştirmek Yani 16 levellere kadar geliştirmek olacak. Hani e, droidlerinizi geliştirin. Droidleriniz çünkü sizin her şeyiniz e, fazladan slot demek. Ne kadar fazla droid o kadar fazla slot demek. Ki zaten 10 tane toplamda alabiliyorsunuz. E, yapmanız gerekenler hani ilk droidlerinizi geliştirmek olacak. Hani droidlerinizi geliştirdiniz sonra lazeri koydunuz. Aradaki farkı görürsünüz yani merak etmeyin. Bir de e, Skylab'ı geliştirmeyen çok fazla kişi var ki ben de geliştirmemişimdir belki. Bakın mesela şu 16, bunu aslında geliştirmem lazım hani. E, hatta basalım varsa. Hemen. Hemene bastım ama olmadı çünkü herhalde... Aynen, Aa, Allah'tan var ya hemen... <laughs> az az 90 bin harcıyordum saçma sapan. Prometium'um yokmuş, onu da e, tabii farklı yollarla elde edebiliyorsunuz. Şunları durdurursunuz, bunların hepsi tavan yapar falan filan. Skylab'ı geliştirmemek oluyor. Hani Skylab'ı geliştirmiyorlar. Ne işe yarıyor ki falan filan diye düşünüyor olabilirler. Ee, bu buradan sizin Seprom'unuz hani Seprom geminize Seprom atmanız için, onun dışında Promerium atmanız için bayağı işinize yarayan bir yer. Burayı da geliştirmeyi unutmayın. Hani mümkün oldukça geliştirin burayı. Bir de şöyle bir durum var. Galaxy kapısı muhabbeti var. Hani Yeni bir oyuncu için ilk neye basacağını bilmiyor. Gidiyor atıyorum Kappa'ya basıyor, Epsilon'a basıyor, Delta'ya basıyor ya da Gamma'ya basmaya çalışıyor. Hani zaten üçüne basmaya çalışıyor. Tabii mantıklı mı? Hani bir tık mantıklı alfa kapısını yapabilir. Beta'yı belki yapabilir. Ee, ama bence hani yapılması gereken zeta olacak. Hem zeta basit bir kapı. Yani belli bir hasarın üzerindeki zeta kapısı videomu izlerseniz orada size anlattım nasıl e, yapabileceğinizi. Zeta yapmanız olacak. Onun dışında alfa yapmanız olacak. E, ama kesinlikle delta, epsilon, şey, kappa, lambda, diğer kapılara gereksiz cg harcamamanız olacak. Hani e, bu da yapılan bir yandı çok fazla gördüm hani ilk başta adam gitmiş e, Kappa kapısını yapmaya çalışıyor Hani 120 parça yapar mı belki yapar Hani ama Gereksiz Ya alfa ya zeta yapmaya çalışın ama alfaya basmak da hani diğer kapılara tabii ki gelecek İşinize yarar ileride yapabilirsiniz bunları Ama e, yeni bir oyuncu için zeta ve alfa kapısı çok daha önemli olduğunu ben düşünüyorum Bir de e, Şu var Uridium'a gidip arkadaşlarımız e, ben bunu gördüm. Cephane alıyorlar. E, bunu yapmayın. Ben e, pek önermiyorum. Hatta hiç önermiyorum. Çünkü zaten bunu oyun içerisinde görev yaparak, galaksi kapısı açarak elde edebiliyorsunuz. Hani buraya vereceğiniz dur. Niye aşağı Buraya mesela MCB 50'ye vereceğiniz bir uridyum. E, çok fazla hani kaç tane alırsınız? 10.000 tane alırsınız. 10.000 uridyum harcarsınız ama bence gerek yok. Bu bir yapılan bir yanlış. Sizin uridyumunuzu Biriktirerek, Androidlerinize e, gemi, şey, e, uçuş düzeni tasarımı almanız gerekiyor. Yani bunlardan almanız gerekiyor. O yüzden e, bu da bir yanlış bir şey. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Hani yapılan neler var öyle, e, gelen yorumlardan ben bunları toparlamaya çalışmıştım o zamanlar. Biliyorsunuz bir ay bir piyasada yok. Yani başka öyle yapılan bir yanlış e, aklıma gelmiyor. Yani varsa ya da ben bilmiyorum. Neyse hazır girmişken şuna bakalım yapmış mıyım. Hadi, hadi bunu da alalım. 16 tane günlük dosyası. Bakın günlük dosyası kasmanın güzel bir yolu. Baya mantıklı. Scrap. Güzel. İzin. Güzel. Tepede, o baya bir şey verdi lan bu. Evet o zaman bugünlük bu videomuzun sonuna gelelim. E, anlatmaya çalıştım hani. Eskiden daha fazlaydı dediğim gibi fikir aklımda Ama şu anda e, kalmadı. Çünkü bir ay sonra <laughs> artık ne kadar kaldıysa onu anlattım. O zaman bugünlük benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.